kalp krizinin esas nedeni hocam. Yani hem özellikle uykuda çok fazla haber alıyoruz kalp krizi geçirip hayatını kaybedenleri. Hem maalesef çok genç yaşta çok iyi beslendiğini, çok iyi, sağlıklı bir hayat yaşadığını düşündüğümüz insanlarda da maalesef böyle kayıplar yaşıyor. Ki bence insanların en çok korktuğu da, hepimizin en çok korktuğu da ani ölümlerdir. Ve bunun aslında baş kahramanı kalp ve kalp krizi. Doğru. Yaşanan kriz. Doğru. Doğru. Yani kalp krizi ile ölüm, ani ölümlerin bir numara nedeni. Ama kalp krizi dediğimiz şeyin içinde kalbin ritim krizleri de var. Kalbin damarlarından herhangi bir yerinden kopan bir pıhtının daha uçtaki bir damara tıkaması da var. Yani zannediyoruz ki biz kalp krizi dediğimiz şey, eğer kalbimizi bir damarları bir boru gibi düşünürsek, boruda bir plak gelişiyor. Yani bir kireç tabakası. Hı-hı. O boruyu yavaş yavaş tıkıyor. Bu çok olabiliyor ama çok nadir görülen bir durum. Esas mesele bu kalbin iç yüzünü cildiniz gibi düşünün. Cildinizde de bir sivilce var gibi düşünün. O sivilcenin patladığı zaman ortaya çıkan pıhtı parçacıklarının daha uçtaki daha zayıf damarları tıkaması olarak düşünün. Yani çapı burada bu kadar olan bir damar uç kısımlarda bir yaprağın ufacık ucu kadar incelebiliyor. Plak dolayısıyla değil, pıhtı o, yani aslında tabii, oradaki. Pıhtının, yani plağın parçalanması. Biz o plaklara, Çağla, kararsız plak diyoruz. Kardiyologlar güzel bir isim koydular ona. Kararsız plak. Yani ne yapacağı, çok affedersin, ne hat edeceği belli olmayan. Dolayısıyla o kararsız plakları stabilize etmek, kararlı hale getirmek, yani üzerinden bir silindir geçirerek oraya neredeyse çivilemek, bugün damar sağlığının, damar pıhtı sistemiyle mücadelenin bir numaralı nedeni. Ve kullanmanız önerilen statinlerin, kolesterol ilaçlarının çoğu kolesterolü düşürdüğü için değil Çağla. Tabii, tabii. Orayı stabilize ettiği cilaladığı için, daha doğrusu çaktığı için orayı. O plağın kararsız plağı, kararlı, yerinde adam gibi duran, kolay kolay kopmayan, kasifik plak dediğimiz bir sert plağa dönüştürdüğü için işe yarıyor. Yani kalp krizi, bende %20-25'lik bir daralma var. Bende bir şey olmaz şimdilik. Yok öyle değil. O %20'nin onu koparsa da o, hı hı, ilerideki bir kalp damar ağının dalının birini tıkar, seni gecenin bir vakti Allah korusun krize sokar. Dolayısıyla kalpte plak var, mutlaka ciddi bir koruma planı. Ama tabii ki o koruma planını sadece kolesterolü düşürmek diye algılamamanız lazım. Çünkü rakamı düşürünce siz iyileşmezsiniz. Amacınız rakam düşürmek değil, sizi iyileştirmek. Kilonuz varsa, şekeriniz varsa, insülin direnciniz varsa, trigliseridiniz fazlaysa, tansiyonunuz yüksekse, uyku probleminiz varsa bir sürü şeyi elinize kucaklamanız lazım. Zaten hekimliğin önemli taraflarından birisi bu hekimlik. Onun için bir sanat, hangisine öncelik vereceğini belirleyip bir öncelik sırası içinde o kalp damar sorunuyla aynı şey beyin damar için söz konusu, genelleyebiliriz. Nasıl mücadele edeceğini bilmek. Bir konu daha var Çağla. Güzel bir konu açtın. Bu damarlardaki pıhtıların ile kalbinizde olması gerekmiyor. Çoğu zaman burada kalbinizde pıhtı varsa burada ana şah damarınızda da pıhtı var. Bu büyük beyninize giden damarlarda. Niye hocam ikisi genellikle beraber? Ben çok basitçe anlatmaya çalışıyorum müsaade edersen. Mesela biz hiç kol damarları pıhtıyla tıkanmış bir insanla kolay kolay karşılaşmayız. Nedeni şu. Diyelim ki senin oturduğun apartman dairesinde daireye gelen suda çok yüksek oranda kalsiyum var. Kolesterol gibi düşün. Bu kalsiyumu yüksek, kireci yüksek suyun en önce hangi boruları tıkar? Bir mutfak borunu tıkar. İki, banyo borunu tıkar. Ya diğer boruları çok kullanmasın çünkü. Evet. Dolayısıyla bizim en çok kan kullanan iki organımız kalbimiz ve beynimiz. Dolayısıyla onlara giden damarlar öncelikle goli yiyen damarlardır. Üçüncü sıraya kimi koyalım? Böbreği koyalım. Sonrasında ayağımızı koyalım. Ayak damarı tıkayıp gangren olup kestiğiniz çok insan var. Ama kol damarı tıkanıp gangren olup kestiğiniz pek çok az insan çok var. Çok az insan var. Evet. Burada bütün mesele tekrar hatırlayalım. Kaç yaşındasınız sorusunun veya ne kadar sağlıklısınız sorusunun cümlesi tektir. Damarlarınız damar kadar. Damarınız iyi bakın. Damar yaşınızı koruyun ve kollayın. Çok güzel söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.